Arkadaşlar, mef'ulü bihin amilin vücuben hasfedildiği yerlerden ikincisi münada mıydı? Birincisi neydi? Ehlen ve sehlen, bitlen ve kehlen derler hani böyle. İkincisi münadaydı ve thalith, üçüncüsü nedir? Ma udmira amiluhu ala şeridatı tefsir. Ma o mef'ulü bihti ki udmira amiluhu, amili izmar edildi, gizlendi. Ala şeridatı tefsir, tefsir şartı üzerine. Buna izmar alâ şirâdî tefsir denir arkadaşlar. Bu konu Katrun Neda'da çok kısa olarak geçer. Şerh-ü Şudûr-ü Zeheb'de pek tatmin edici olarak geçmez. İbn-i Akil'de kemâ huve geçer. Burada güzel anlatıyor onu. Şimdi izmar alâ şirâdî tefsir bahsi arkadaşlar. Mef'ul-i mutlak bahsinde bir takım hani vücuben hasfedildiği yerler karşımıza izharda olmayan bilgiler olarak çıkmıştı. Yani taze taze bilgiler verdi bize. Burada da şimdi mef'ul-i bihin amilinin vücuben hasfedildiği yerlerle alakalı işte münada dedi, münada ile ilgili geniş bilgiler verdi bize. Şimdi izmar alâ şeridat-ı tefsir ile ilgili bize bilgi verecek. İzmar alâ şeridat-ı tefsir nedir? Önce bunu anlamak lazım. İzmar alâ şeridat-ı tefsir bahsine giren yerlerde bazen isim, o mezkür isim, söz konusu olan isim üzerinde bazen rafi ihtiyar edilir. Bazı yerlerde nasib ihtiyar edilir. Bazı yerlerde rafi ve nasib ikisi de müsavidir. Onu da seçebilirsin. Bazı yerlerde nasib vaciptir. Bazı yerlerde rafi vaciptir. 5 kısımdan ibaret olacak. Yani İzmar alâ şeridat-ı tefsir uygulama olarak baktığımız zaman 5 kısma ayrılacak. Mesela diyelim ki Zeydun darabtuhu, misal olarak diyeyim. Şimdi arkadaşlar hemen tahtada göstereyim size. Zeydun darabtuhu. Şimdi burada Zeyd var, darabtuhu var. Buradaki darabe fiildir, tu failidir. Hu onun nesidir? Mef'ulüdür. Bu darabtu buradaki Zeyd'de amel edebilir mi? Zeyd'in biliyorsun mef'ulün takdimi caizdi. Burada Zeyden Zeydi darabtuhu, onu dövdüm dersek. Ben burasını Zeyden okursam. Bu Zeyden'i darabtu nesbetmiş olabilir mi arkadaşlar? Edemez. Çünkü darabe bir mef'ul alır. Darabtuhu onun burada mef'ulü vardır. Dolayısıyla bununla meşgul iken burada Zeyd'de amel edemez. İzmar alâ şeridat-ı tefsir bu demektir. Yani burada darabtu Zeyd'e giden zamirle, zamirde amel etmekle meşgul olunca Zeyd'de amel edemedi. O zaman Zeyd'in amili de darabtu, burada bir gizli darabtu var. Darabtu Zeyd'en darabtuhu. Bu gizlendi. Niçin gizlendi? Çünkü bu onu tefsir etmiştir. Yani burada gizleneni hani beyin ahadun minel müşrikine istecarekede, ilerideki istecareke tefsir edince baş taraftaki hasfedildi. Şimdi burada darabtu hasfedildiği için ileride tefsir edildiği için hasfedilmiştir. İzmar alâ şeridat-ı tefsir. İzmar bunun amelini gizledik. Alâ şeridat-ı tefsir, tefsir şartı üzerine ileride tefsir edilmiştir. Şimdi bunun tarifini yapacak arkadaşlar. Ben giriş yaparken İzmar alâ şeridat-ı tefsir ile ilgili hiç bilgisi olmayan arkadaşlar olabilir. Böyle bir suret oluşsun kafalarında diye bu misali yazmış oldum burada. Şimdi okuyacağımız bölümde ilk olarak burada izmar edilen, gizlenen fiil nedir? Buradakinin aynısı mıdır? Muradifi midir? Yoksa mülazimi midir? Şu anda anlattıklarım flu. Pek net olmadı. Anlaşılacak biraz sonra. İlk dersimizin birinci girişinde burada bir fiil gizlenmiştir. İleride tefsir edilmiştir. Burada gizlenen fiil, tefsir edilen fiilin aynısı mıdır? Yoksa muradifi midir? Yani eş manalı bir kelime midir? Yoksa mülazimi midir? Mesela arkadaşlar, hemen kafanızda muğlak olan şeyleri açıklayayım. Şimdi Zeyden marartu bihi dedim. Karadeniz itibari şivesiyle dikkat edelim buraya şimdi. Zeyden Zeyd'e marartu bihi, ona uğradım demektir. Doğru mu? Şimdi bakın arkadaşlar. Burada marartu fiili bihi Zeyd'e giden zamirde amel etmekle meşguldür. Doğru mu? Öyleyse bunda amel etmekle meşgulken Zeyd'de amel edebilir mi? Edemez.
Peki biz burada gizleyeceğimiz fiil merartü olabilir mi? Yani bu aslında burada dedik ya darabtu zeyden darabtuhu idi. Merartü zeyden merartü bihi idi diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü merartü ne yapamaz? Harfi cersiz amel edemez. Burada harfi cerle beraber ona giden zamirde amel etti. O zaman bu merartü bihi ba ile kullandığı zaman manası muradifi nedir? Bunun muradifi demek harfi cerle kullanılmayan eş manalı mef'ul bihi alan fiil demektir. Bunun manası muradifi nedir? Cavezdu. Bunun muradifi cavezdudur. O zaman buraya gizleyeceğimiz zeydi nesb edebilecek merartü bihi manasında muradif bu demektir. O manada olan merartü bihi cavezdu demektir. Cavezdu zeyden demektir. Ha biz burada bir fiil gizledik. Ama o fiil zikredilen fiilin aynısı değildir. Nesidir? Muradifidir. Demek ki İzmar Ala Şeridat-ı Tefsir'de hasfettiğimiz fiil ya zikredilen fiilin kendisidir, mana uyuyorsa veya muradifidir, zeyden merartü bihi de olduğu gibi. Neden burada muradifine gittik koçum? Çünkü merartüyü koysak ne yapamaz? Zeyden'i nasb edemez. O zaman merartü bihi, ba ile beraber onun manası nedir? Cavestü manasındadır. Oraya biz onun muradifini koyuyoruz. Merartü bihi'nin manası cavestü demektir. Cavestü zeyden merartü bihi. Bir başka misal vereyim. Zeyden hubistu aleyhi. Zeyden, Zeyd var ya, hubistu aleyhi, yani ondan dolayı hapsedildim demektir. Hubistu aleyhi. Şimdi ben Zeyd'den dolayı niye hapsedilebilirim? Yani suçu işleyen Zeyd ama hapsedilen ben. Çünkü beni Zeyd'e benzettiler, eşkalimden vesaireden. Ancak böyle olabilir, beni Zeyd'in yerine hapse koyabilirler. Suç işlemiş birisi, efendim karartı olarak bir takım görüntüler tespit etmişler benzer olarak. Beni de bakmışlar, benzetmişler, atmışlar beni içeri. Şimdi Zeyden hubistu aleyhi demek, şâbehtü Zeyden, Zeyd'e benzedim, hubistu aleyhi. Yani eşkal olarak ben Zeyd'e benzedim. Şimdi burada hubistu aleyhi de, hubistu'yu koysan zaten nasb etmez değil mi? Merfu şey meçhuldür, bunu nasb etmez. Muradifini koysan olmaz. Burada ne yapıyorsun? Bunun lazımını koyuyorsun. Yani bu neyi gerektirir? Hubistu aleyhi neyi gerektirir? Ona müşabeheti gerektirir. Şimdi bu sadece kafanızda bir şablon oluşsun diye bu örnekleri yazdım. Okuyarak bunu biraz daha, şimdi biraz bulutların azaldığı konuyu daha da netleştirmiş olacağız. Evet, nedir arkadaşlar bu ma uzmira amiluhu ala şeridati tefsir. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? İzmar ala şeridati tefsir diyoruz. Ve huve bu izmar ala şeridati tefsir küllüsmin her isimdir ki ba'dehu fi'lun ev şibhuhu. Biz hep fiilden misal veriyoruz. Bunu şibhi fiilde yapabilirsiniz. Zeyden'den sonra darabtuhu diyoruz değil mi? İsim fail, amel eden, amel şartları tutan isim fail, isim meful de gelebilir. Küllüsmin ba'dehu fi'lun ev şibhuhu. Öyle fiil ki veya şibhi fiil ki müşteğilun meşguldür. Mesela Zeyden darabtuhu misalini görelim. Öyle fiildir ki müşteğilun meşguldür. O fiil veya şibhi fiil anhu. O Zeyd'de, o isimde amel etmekten meşguldür. Ne ile bi zamirihi. Onun zamirinde amel etmekle meşguldür. Şimdi Zeyden darabtuhu. Darabtuhu'nun için Zeyd'de amel edemiyor. Çünkü Zeyd'e giden zamirde amel etmekle meşguldür. Tamam. Ev mutaallikihi veya mutaallikindeki mutaallikinde amel etmekle meşguldür. Şimdi şöyle. Zeyden darabtu gulamehu. Zeyden darabtuhu dersen zamir direkt ne, kime gidiyor? Darabtu nerede amel ediyor? Zeyd'e giden zamirde amel ediyor. Ma zeyden darabtu gulamehu dersen darabtu Zeyd'e giden zamirde amel etmiyor. Mutaallikinde amel ediyor. Yani gulam kimle alakalıdır? Zeyd'le alakalıdır.
O açıdan mutallak olmuş oluyor. Müşteğilün anhu bi zamirihi ev mutaallikihi ev mutaallikihi veya mutaallikinde amel etmekle meşguldür. Demek ki o zamirde, o isme giden zamirde veya mutaallikinde amel etmekle meşguldür. Öyle ki lev süllita, öyle ki lev süllita, efendim o fiil lev süllita aleyhi, o fiil o isim üzerine müsallat olsa lev süllita, yani o zamirde amel etmekle meşgul ya veya mutaallikinde amel etmekle meşgul ya, bu meşguliyet kaldırılsa, yani zamir devreden çıksa, mutaallik devreden çıksa, fiil doğrudan doğruya neyin başına getirilse, o ismin başına getirilse, lev süllita aleyhi, lev süllita o fiil veya şibi fiil getirilse, aleyhi o ismin üzerine, huve kendisi, ev münasibuhu veya münasibi getirilse, lenasabahu, elbette onu nasb edecek. Nedir arkadaşlar İzmar ala şeridatı tefsir? Her isim ki ondan sonra bir fiil veya şibi fiil geliyor, o isme giden zamirde veya mutaallikinde amel etmekle meşguldür. Öyle ki o fiil veya şibi fiil o isim üzerine kendisi veya münasibi müsallat olsa, yani direkt onda amel edecek olsa, nesb edebilecek onu. لَنَسَبَهُ onu nesb etmiş olabilecek. Mezkür misalde زَيْدَنْ ضَرَبْتُهُ de buradaki iştigali kaldırsak, yani ضَرَبْتُ ne yapıyor burada? Meşguldür. Nerede meşguldür? Hu'da amel etmekle meşguldür. Bunu kaldırsak, ضَرَبْتُ desek, ضَرَبْتُ زَيْدَنْ denebiliyor mu? Nesb edebiliyor. Huve kendisi bunu nesb edebilecek. اَوْ مُنَاسِبُهُ veya مُنَاسِبِ nesb edecek. Mesela مَرَرْتُ بِهِ de بِهِ'yi kaldırsak efendim مَرَرْتُ زَيْدَنِ nesb edebilir mi? Kendisi nesb edemez ama مُنَاسِبِ nesb eder. جَاوَزْتُ زَيْدَنْ efendim زَيْدَنْ حُبِسْتُ عَلَيْهِ لَابَسْتُ زَيْدَنْ شَابَهْتُ زَيْدَنْ لَابَسْتُ زَيْدَنْ Zeyd'le alakalıydım, içli dışlıydım. حُبِسْتُ عَلَيْهِ Yani burada münasibi, o fiilin kendisi veya münasibi getirilirse onu nesb edebilecek. İzmar ala şeridatı tefsir nedir arkadaşlar? Her isimdir ki ondan sonra o isme giden zamirde veya mutaallikinde amel etmekle meşgul olan bir fiil veya şibi fiil gelmiştir o isimden sonra. Öyle ki o fiil veya şibi fiil kendisi veya münasibi o ismin başında getirilse amel edebilecek onda. Nahvu zeyden darabtuhu ve zeyden marartu bihi ve zeyden darabtu gulamehu ve zeyden hubistu aleyhi. Kaç tane misal verdi arkadaşlar? 4 tane misal verdi. Şimdi birinci misali bakalım. Demek ki buradan 4 kısım çıkıyor demektir. 4 tane misal vermesinden ne anlaşılıyor? 4 kısım çıkıyor karşımıza. Bakalım nasıl 4 kısım çıkıyor? Şimdi zeyden darabtuhu nedir arkadaşlar? Bir isimdir ki Zeyden. Ondan sonra bir fiil vardır. Zeyde giden zamirde amel etmekle meşguldür. Doğru mu? Bir de direkt kendisi Zeyd'in başına gelse nesb edebiliyor. Doğru mu? Bi aynihi kendisini getirsek nesb edebiliyor. Tamam. Bu bir. Ve Zeyden marartu bihi. Şimdi burada marartu Zeyde giden zamirde amel etmekle meşgul müdür? Direkt kendisini baş tarafa getirsek nesb edebilir mi? Hayır, münasibini getirirsek. O zaman muradifini getirdiğimiz zaman nesb edene misaldir bu. Peki, ve zeyden darabtu gulamehu fiil zamirinde amel etmekle mi meşgul, mutaallikinde amel etmekle mi meşgul? Mutaallikinde amel etmekle meşgul. Ha bu da o zaman ona misaldir. Ama burada fiili getirsek baş tarafına ne olur? Yani darabtu zeydenin kendisini nesb edebiliyor mu? Hem mutaallikinde amel etmekle meşgul hem de kendisini bil fiil getirsek Zeyd'in başına nesb edebiliyor onu. Bu üçüncü olarak buna misal oluyor. Ve Zeyden hubistu aleyhi. Şimdi Zeyden hubistu aleyhi zamirde amel etmekle meşgul mü? Evet. Peki burada Zeyden'i hubistu nesb edebilir mi? Münasibi nesb edebilir. Buradaki münasibi muradifi manasında değil. Münasip iki türlü olur. Ya muradife olur veyahut da mülazimi olur. Bunun aslı nedir Zeyden hubistu aleyhi?
لَابَسْتُ زَيْدًا حُبِسْتُ عَلَيْهِ لَابَسْتُ زَيْدًا Zeyd'e mülabis oldum, onunla alakalı oldum, ona benzedim. حُبِسْتُ عَلَيْهِ Evet. Yunsabu, buradaki zeyd mensup olur. Bi fiilin muzmarin, gizli bir fiille. Yufessiruhu ma ba'dehu, ma ba'de onu tefsir ediyor. Ey darabtu. Hangisinin misali arkadaşlar? Zeyden darabtuhu'nun misalidir. Efendim? Ve cavestu. Neyin misalidir arkadaşlar? Meratübi'nin misalidir. Ve ahentu. Zeyden darabtu gulamehu de. Güzel arkadaşlar. Şimdi Zeyden darabtu gulamehu de. Bu darabtu'yu Zeyden'in başına takdir etsek nesb eder mi? Bal gibi nesb eder. Ama mana uymaz o zaman. Darabtu Zeyden, Zeyd'i dövdüm. Darabtu gulamehu kölesini dövdüm. Şimdi Zeyd'i mi dövdün, kölesi mi dövdün? Şimdi arkadaşlar Zeyd'in kölesini dövmek, Zeyd varken sen niye dövüyorsun kölesini? Ahmet'in oğlunu dövdüm. Bu oğlunu dövmüş olabilirsin ama babasına hakaret etmiş oldu. Bir adamın kölesini dövmek ona nedir? İhanettir. Ahentü Zeyden darabtu gulamehu. Burada darabtu'yu koysak nesb edebilir. Ama darabtu'yu koysan mana uymaz o zaman. Çünkü darabtu'yu koysan darabtu Zeyden, Zeyd'i dövdüm, kölesini dövdüm. Kölesini mi dövdün, kendisini mi dövdün? Kölesini dövmekle Zeyd'e ne yapmış oldun? İhanet etmiş oldun. O zaman burada efendim münasibini takdir ediyoruz değil mi? Zeyden darabtu gulamehu de. Münasibi muradefi değildir burada. Lazımıdır. Yani Zeyd'in kölesini dövmek neyi lazım getirir? Ona ihaneti lazım getirir. Ve labestu. Labestu nedir arkadaşlar? Labestu Zeyden hubistu aleyhi. Burada fiilin kendisini getirmiyoruz. Kendisini getirirsek nasip edemez zaten. Doğru mu? Nesini getiriyoruz? Münasibini getiriyoruz. Bu da muradifi değildir. Mülazimidir. Doğru mu? Münasip iki türlü oluyor. Bir muradif oluyor. Zeyden marartu bihi cavestu. Öyle değil mi Halil? Yani cavestu zeyden marartu bihi. Ama mütealikinde amel etmekle meşgul olduğu zaman mecburen orada ne koyacaksın? Onun mülazimini koyacaksın. Çünkü öbür türlü mana doğru çıkmaz. Zeyden darabtu gulamehu. Sen burada kimi dövmüşsün? Kölesini dövmüşsün. O zaman darabtu Zeyden darabtu gulamehu takdiri olur mu burada? Olmaz. Buraya kadar neyi anladık arkadaşlar? İzmar ala şeridati tefsir 4 örneği vardır. Bir isimden sonra fiil geliyor. O fiil direkt amel zamirinde amel etmekle meşguldür. O fiilin kendisini baş tarafına getirsek nasip edebiliyor. 2. İsimden sonra fiil geliyor. Zamirinde amel etmekle meşguldür. Muradifini getirirsek nasip edebiliyor. Doğru mu? Muradifini getirirsek nasip edebiliyor. Zeyde meratü bihi. 3. Müteallikinde amel etmekle meşguldür. Münasibini getirdiğimiz zaman nasip edebiliyor. Zeyden darabtu gulamehu gibi. Tamam. Ahentü Zeyden darabtu gulamehu demektir. 4. Bu müteallikinde amel etmekle meşgul değil mi? Zamirinde amel etmekle meşgul. Kendisini değil, münasibini getirdiğin zaman nasip edebiliyor. Bunun misali labestü Zeyden hubistu aleyhi. Koçum anlaşıldı mı? Arkadaşlar Mesud, Beytullah. Tamam mı canım? Mücahit. Evet. Seyyid-i Sadat. Şimdi geldik arkadaşlar. Bu durumda olan isim. Yani İzmar ala şeridati tefsir gibi mensup olduğu düşünülen, buna benzeyen bu gibi yerlerde 5 kısma ayrılır. Bir var ki nasip muhtardır. 2 rafi muhtardır. 3 rafi ve nasip ikisi de eşittir. İstediğini yapabilirsin. Etti 3. 4 nasip vaciptir. 5 rafi vaciptir. Aslında rafi vacip olduğu zaman izmar ala şeridati tefsir yok orada demektir. Doğru mu? Madem ki rafi vaciptir o zaman izmar ala şeridati tefsirden çıkıyor. Ama ona benzediği için bunu da onun nesi yaptı? 5. kısmı yaptı. Demek ki arkadaşlar İzmar ala şeridati tefsirin olduğu yerlerde bazısında
Refi muhtardır. Yani nesip de okuyabilirsin ama refi okuman daha doğrudur. İki, bazısında nesip muhtardır. Yani refi de okuyabilirsin ama nesip okumak daha iyidir. Üç, ikisi de eşittir. Terazinin iki kefesi gibi. İkisi de eşittir. İster onu ister bunu. Muhtarlık yok orada. Bu üç. Dördüncüsü nesip vaciptir. Refi yapamazsın. Engel var. Beşincisi nasip yapamazsın, refi yapacaksın, engel var. Anlaştık. Diyor ki ve yuhtaru raf'u, refi ihtiyar edilir. Şimdi nasip olsa mef'ulü bih olacaktır. Refi olursa ne olacak? Bil ibtidai mübtede olarak. Yani eğer merfu okuyorsan onu ne yapıyorsun onu? Mübteda yapıyorsun onu. Ve yuhtaru raf'u bil ibtidai عند عدم قرينه خلافه veya عند عدم قرينه خلافه رفعın hilafına bir karine yoksa orada refi muhtardır. Şimdi arkadaşlar mesela Zeydun darabtuhu mu Zeyden darabtuhu mu okuyalım. Zeyden darabtuhu okuyabiliriz. Bir beis yoktur. Çünkü izmar ala şartı tefsir şartları burada. Hepsi tam bulunuyor. Doğru mu? Tarife giriyor. Biz burada Zeyden darabtuhu da diyebiliriz. Zeydun darabtuhu da diyebiliriz. Peki burada hangisini söylememiz daha evladır? Zeydun dersek ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Zeydun mübteda. Darabtuhu onun haberi olmuş olur. Doğru mu? Zeyden darabtuhu dersek ne yapmış oluyoruz? Mes'ud ne yapmış oluyoruz? Orada bir fiil gizliyoruz. Darabtu Zeyden, darabtu demiş oluyoruz. İkisi de caiz. Problem yok. Ama mahzufsuz ibare, mahzuflu ibareden evladır. Mahzufsuz ibare, mahzuflu ibareden evladır. Biz burada eğer Zeyden dersek, darabtu Zeyden, darabtuhu demektir. Orada mahzuf bir ne vardır? Fiil vardır. Zeydun darabtuhu dersek mübteda haber yaparız. Mahsuf bir fiil yoktur. O zaman burada nesbi tercih edecek bir karine olmadığına göre normal olan refidir. Çünkü hazif esas değildir. Esas olan nedir? Zikirdir. Biz esasa dönmüş oluruz. Zeydun darabtuhu deriz. Şimdi arkadaşlar refi nerede muhtardır? Mücahit nerede muhtardır? Bir. Ref'in hilafına karine olmadığı zaman. Neden bunu tercih ediyoruz? Çünkü hasifsiz, hazifsiz cümle, hazif cümleden daha iyi. Nasip yaparsak orada ne yapacağız? Bir fiil gizleyeceğiz. Efendim, fiil gizleyeceğiz. Oysa mahsufsuz ibare, mahsuflu ibareden evladı. Ve yuhtaru raf'u refi ihtiyar edilir. Efendim, bil ibtidai mübteda olarak. عند عدم قرينه خلافه خلافına bir karine olmadığı zaman veya عند عدم قرينه خلافه رفعın hilafı karinesi olmadığı zaman yani رفعın hilafını yani nesbi tercih edecek bir karine ileride ne okuyacağız arkadaşlar nesbi tercih eden karineler olacak aslında bunu daha sonra zikretmiş olsaydı nesbi tercih eden karinelerden sonra zikretmiş olsaydı neydi o diye bir soru bırakmayacaktı bize ama biz biraz heyecanlandırmak istedik. Neydi onlar filan? Efendim uykumuzu kaçırmış olacak. Zeydun darabtu bunun misaliydi. Ev inde vücudi ekva minha. Ev inde vücudi ekva minha. Şimdi ref'in hilafına karine yok dedi. İki, karine var. Nesbe de karine var, ref'e de karine var ama ref'in karinesi daha kuvvetli. Ev inde vücudi ekva minha. Yani ev inde vücudi ekva minha o karineden yani nesbi tercih eden karineden daha kuvvetlisi var. Refi ile ilgili daha kuvvetli karinesi var. Mesela ke emma ma'a gayri talebi talebin gayrisinde vakı olan emma gibi. Şimdi arkadaşlar emma'dan sonra talep gelirse taleple ilgili bahis biraz sonra gelecek. Yani اَمَّا زَيْدَنْ اِذْرِبْهُ gibi olursa oradan nesbi tercih eden karine vardır. Eğer talebin gayrisindeyse, talep dediğimiz nedir arkadaşlar?
Beytullah, talep deyince aklına ne geliyor evladım? İstemek de. Yani nahiv de talep deyince aklına ne gelir? Nahiv de talep deyince emir, nehi, efendim, istifham. Bunlar talep içindirler. Emir, nehi, istifham bunlar talep içindir. Temenni, arz, istifham bunlar da talep içindir denebilir. Şimdi talebin olduğu yerlerde ileride göreceğiz nasip karinesi ön plana çıkacak. Diyor ki ke emma, şimdi ismin üzerine dahil olan emma vardır ama ma gayri talebi, talep yok orada. Eğer talep varsa nasip tarafı ağır basar. Talep yoksa emmanın varlığı arkadaşlar neyin karinesini güçlendirir? Rafi karinesini kuvvetlendirir. Şimdi şöyle bir misal yazalım. Laqitul kavme. Kavme mülaki oldum. Ve emma zeydun ve emma zeyden fe ekremtuhu. Şimdi burada arkadaşlar Zeyd kendisine sonra bir fiil geldi. Zamirini amel etmekle meşguldür. Ekremtü'yü Zeyd'in başına getirsek nasip edebilir? İzmar ala şerîdî tefsire girebiliyor. Peki burada Zeyden dersek ve emma ekremtü Zeyden ekremtuhu demiş olacağız. Tamam? Ve emma Zeydun dersek Zeyd'i mübteda yapacağız. Fe ekremtü'yü haber yapacağız. Bu cümleden önce fiil cümlesi geçti mi? Laqitul kavme. Geçti. Ve emma atıftır. Şimdi kendisinden önce fiil cümlesi geçince ve emma zeyden burası da yani matuf da fiil cümlesi olması daha münasip değil mi? Yani bu nasıl fiil cümlesi? Bunu mübteda yaparsan isim cümlesi olacak. Doğru mu? Ama bunu zeyden yaparsan fiil cümlesi olacak. Dolayısıyla burada nesbe karine var mı? Var. Nedir nesbe karine Seyit? Emma'nın fiil üzerine dair bir şey. Orada fiil takdiri yaptığımız zaman yani imma fiile atıf olduğu için yani kendisinden önce fiil cümlesi geçmiştir. Dolayısıyla matufun aleyh fiil cümlesidir. Matufun aleyh fiil cümlesi olunca burası da fiil cümlesi olması münasiptir. Fiil, fiile atfedilmesi daha münasiptir. Bu fiil olabilmesi için de Zeydün dersen fiil cümlesi olmaz. Ne olur? İsim cümlesi olur. Öyleyse bu da nesbe bir karine var mı? Var. Peki ref'e karine var mı? Şimdi ona geleceğiz. Şimdi arkadaşlar emma kelimesi refi karinesidir. Zira genelde emmadan sonra mübteda gelir. Genelde emmadan sonra mübteda gelir. Bakın arkadaşlar münasip olan Beytullah fiil cümlesi fiil cümlesine atfedilir. Ama isim cümlesi fiil cümlesi üzerine atfedilemez mi? Oo, çok da oluyor bu. Yani münasip olan fiil cümlesi fiil cümlesine isim cümlesi isim cümlesine atfedilir ama bu şart değildir. Efendim bunun hilafı çokça da vardır. Yani fiil cümlesine isim cümlesini isim cümlesine fiil cümlesini atfedildiği çokça da vardır. Her ne kadar burada nasip karinesi varsa bu yani fiil cümlesini fiil cümlesine atfedilmesi bir karine ise de bunun hilafı çoktur. Ama emma genelde mübteda, emmadan sonra mübteda gelir. Emmadan sonra genelde galip olan mübteda gelir. Dolayısıyla burada iki karine vardır ama ikinci karine yani emmadan sonra mübteda gelmesi genel olduğu için galip olduğundan dolayı hangi karine daha kuvvetlidir? Koçum bak burada sadece rafi tercih eden karine vardır. Burada her iki karine de var. Nesbe de karine var, refe de karine var. Ama refi karinesi, nasip karinesinden nedir? Daha güçlüdür. اَوْ عِنْدَ وُجُودِ اَقْوَى مِنْهَا كَأَمَّا مَعَ غَيْرِ الطَّلَبِ Başka? وَاِذَا لِلْمُفَاجِئَةِ İdâ-i mufâcih. İdâ-i mufâcih'i biliyoruz değil mi arkadaş? Şimdi, خَرَشْتُ فَاِذَا زَيْدٌ يَضْرِبُهُ عَمْرٌ خرجت فإذا زيد يضربه عمرو. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar خرجت çıktım فإذا زيدن dersek fiil cümlesi olur ve
Haraştü'ye atfedilmiş olur. Doğru mu? Zeydan olursa oraya atfedilmiş olur. Zeydün dersek mübteda olmuş olur. Hangisi? Şimdi burada nesbede karine var. Refede karine var. Arkadaşlar bazıları idai mufaciye mutlaka mübtedanın başına gelir. Dolayısıyla burada refi vaciptir diyenler de var. Yani idai mufaciyeden sonra mutlaka mübteda gelir. Fe idâ zeydün hâzırun haber hasredilmiştir. Bazılar öyle söylüyor ama şey diyor ki Cami Hazreti Abdurrahman el-Cami diyor ki bazıları idai mufaciye ismin başına gelmesi vaciptir deseler de bu galiptir diyor. Lazımdır yani lazımdır diye ifadesi geçse de bu galiptir diyor. Yoksa %100 değildir. %100 değil. Nereye benzetti bunu? Emma'ya benzetmiş olduğunu. Demek ki arkadaşlar idai mufaciye'nin isim üzerine dahil olması, ondan sonra mübtedaya gelmesi vacip değildir. Galiptir. Galip olduğuna göre emma gibi oldu. Bunun hilafını görebilirsiniz arkadaşlar. Onun için hatırlatıyorum size. Ayrıca bizi kandırdı demeyesiniz sonra bu. Refi vacipti burada. Bize şey olarak gösterdi bunu. Gerçi ben sizi kandırmadım. İbn Hacip kendisi söylüyor. Şimdi burada haraştü cümlesi geçtiği için, fiil cümlesi geçtiği için atf harfi fe bunu buraya atfederek zeyden dersek fiil cümlesini atfetmiş oluruz. Nasıp karinesi var. Bu bir karinedir ama idai mufaciye %90 isim üzerine gelir, mübteda üzerine gelir. O cihetten baktığımız zaman zeyden dersen fiil üzerine gelmiş olacak. Bunu nazar itibarı alarak yani idai mufaciye %90 kendisinden sonra isim geldiği için biz burada fiil takdir etmiyoruz. Fe idâ zeydün ref'i ihtiyar ediyoruz. Ref'in muhtar olduğu yer. Bir, hilafına karine olmadığı zaman. İki, hilafına karine olsa da ref'i karinesi daha kuvvetli olduğu zaman. Ref'i karinesinin daha kuvvetli olduğuna bir, talebin gayrisindeki emmayı misal verdi. Bir de idâ-i mufaciyeyi misal olarak verdi. Ve yuhtarun nasbu nasip ihtiyar edilir. Nerede nasip ihtiyar edilirmiş arkadaşlar? Bil atfi ala cümletin fiiliyetin. Cümleyi fiiliye üzerine atıf olduğu yerlerde nasip ihtiyar edilir. Neden? Littenasubi münasebetten dolayı. Littenasubi münasebetten dolayı. Yani fiil cümlesi fiil cümlesine atfedilsin. İsim cümlesi isim cümlesine atfedilsin. Haraçtu fezeyden. Haraçtu çıktım fezeyden zeyde lakituhu ona mülak oldum. Şimdi lakituhu zeyde giden zamirde amel etmekle meşgul mü? Evet. İzmir Alaşar'ın tefsire girdi bu. Şimdi burayı fezeydün dersek mübteda yaparız. Doğru mu? O zaman bu cümle ismi olur. Peki fe nereye atfediyor? Haraştü. Geride fiil cümlesi vardır. Yani isim cümlesini fiil cümlesine atfederiz. Haram mıdır? Haram değil ama lokum gibi fiil cümlesine atfetmek varken niye biz efendim alt renk farklı, pantolon farklı, cübbe farklı olsun. İkisi de aynı olsun. Haraştü fezeyden lakituhu dersek, yani eğer kendisinden önce bir fiil cümlesi gelirse, efendim fiil cümlesini atfetmek için, demek ki bir atıf harfinden sonra geliyor. O atıf harfinden önce de ne vardır? Fiil cümlesi vardır. Ve yuhtar nasb bil atf ala cümletin fiiliyetin. Neden burada atıf nasb ihtiyar ediliyor? Littenasubi. Yani iki cümle arasındaki münasebete riayet edilsin diye. Ve ba'de harfin nefyi. Bunu şöyle diyor arkadaşlar İbn Akil'de. Diyor ki eğer isim genelde kendisinden sonra fiil gelen edatlardan sonra geliyorsa eğer isim genelde kendisinden sonra fiil gelen edatlardan sonra geliyorsa orada nasip ihtiyar edilir. Mesela nefi harfi gibi, mesela istifham gibi. Mesela nefi harfi gibi, mesela istifham gibi. Şimdi arkadaşlar ve ba'de harfin nefi, harfi nefiden sonra veya hemen vel istifhamı ve istifhamdan sonra.
Niye harfi nefi ve istifamdan sonra nasıp muhtardır? Çünkü harfi nefi ile istifamdan sonra genelde ne gelir? Fiil gelir. Genelde fiil gelir. Fiil gelmesi vacip olsaydı o zaman nasip vacip olacaktı. Genelde fiil gelir. Mesela arkadaşlar Ezeyden darabtehu dedik. Ezeyden darabtehu. Burada hemze istifamdan sonra geldiği için genelde hemze istifamdan sonra fiil geldiği için Ezeyden dersen darabte Zeyden darabtehu demektir. Ezeydun darabtehu demek de nedir? Caizdir. Efendim, ma zeyden darabtehu veya darabtuhu. Nefinin misali. Ma zeyden, ma'dan sonra, nefi harfinden sonra genelde ne gelir? Fiil gelir. Öyleyse orada fiil takdir etmek evladır. Nasip muhtar olmuş oluyor. Ve ide şartiyeti. İde-i şartiye gibi. Yani arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Nefi edatından sonra, istifam edatından sonra ve şart edatından sonra genelde fiil gelir. Ve ide şartiyeti onun için söyledi. Ve ide şartiyeti ida abdallahi telkahu fekrimuhu. İde abdallah, Abdullah'a telkahu kavuşursan fekrimuhu, ona ikram et. Ve haythu, haythu'dan sonra da haythu zeyden tecidhu fekrimuhu. Zeyd'i nerede bulursan ona ikram et. Ve fil emri ve nehi, emir ve nehide de nasip muhtardır. İdhiye, çünkü buralar, yani nefi edatı 1, istifam edatı 2, idai şartıyı 3, haythu 4, emir ve nehi 5, 6, idhiye, bu yerler nedir? Mevaki'ul fiili, fiil yerleridir. Mevaki'ul fiili, fiil yerleridir. Öyleyse biz burada fiil gizlememiz lazım. Fiil gizlediğimiz zaman da ne yapmış oluyoruz? Mensup okumuş oluyoruz. İdhiye, yani bu yerler. Ve inne maktire fi hadil mevadi'i ma ba'de harfil istifam ve nefi ve idi şartiyeti ve haythu ma kabile emri ve nehi en nasbu fil ismi mezkur. İdhiye mevaki'ul fi'li ey mevadi'u vuku'il fi'li fiha ektheru. Yani buralarda fiilin vaki olması daha çoktur. O emir, talep meselesi anlaşıldı değil mi şimdi? Yani eğer emir ve nehi gibi talep olursa buralar nedir? Ve fil emri ve nehi. Buralar fiil yerleridir. Zeyden idribhu. Yani idrib zeyden idribhu demektir. Şimdi zeyden idribhu de arkadaşlar zeydün dersen ona da bir misali yazayım hemen. Şimdi zeyden idribhu dedik. Biz zeyden idribhu, idrib zeyden idribhu demektir. Doğru mu? Eğer biz bunu zeydün yaparsak burası mübteda olacak. İdribhu haber olacak. Peki idrib inşai cümledir. Doğru mu? İnşai cümle ne olacak? Haber olmuş olacak. Tevil'le beraber olur ancak. İnşai cümle ancak tevil'le beraber haber olur. O zorluğa gitmemek için ne yapıyoruz? Nasbı ihtiyar ediyoruz. Hiç caiz değildir demiyoruz. Caizdir ama efendim nasip buralarda muhtardır. O zaman diyoruz ki nasibin muhtar olduğu yerleri üç şey olarak zikrediyoruz. Bir, kendisinden önce bir bu İzmir Ala Şaradayt'i tefsir üzere olan isimden önce bir fiil cümlesi geçerse o zaman atıftaki münasebetten dolayı ne tercih ediliyor? Nasip tercih ediliyor. İki, talebe delalet eden bir şey isimden sonra zikredilirse, emir, nehi ve dua gibi. Zeyden rahimahullah mesela. Eğer İzmir Ala Şeradayt'i tefsir olarak zikredilen isimden sonra emir, talebe delalet eden bir kelime zikredilirse, emir, nehi, dua gibi. Zeyden idribhu, zeyden la tadribhu, zeyden rahimahullah gibi. Tamam. Üçüncüsü de eğer genelde kendisinden sonra fiil vakı olan bir edattan sonra gelirse o da nasip muhtardır. Ne gibi? İstifam hemzesi gibi, nefi harfi gibi, haythu gibi. Öyle mi? Zikretti ya. İdai şartıya gibi.
وَعِنْدَ خَوْفِ لَبْسِ الْمُفَسِّرِ بِالصِّفَةِ. Arkadaşlar burada mecburen kalacak.